Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamatımızın üzerinde olsun inşallah. Bugün burada aslında ilk kameram çekmemiş. Çökelek yapıyoruz. Yoğurdu uyuttuk, yoğurt yaptık. Yoğurdu tutar tutmaz. Şu an iyice karıştırdık. Üzerine biraz su koyduk, ocağa koyduk. Şimdi altını yakıyoruz bu şekilde. Ve çökelek yapmaya. Tamam. O ıslak ya onlar. Onun için. İnşallah. Çekek bence yendi. Çekek, çekek, çekek. Yenge bunlar çekek. Serp sadece serp. Ha? Burada odun istemez var. Ha? Odun istemez. Odun şey yapayım mı yenge? Yok. Odunları alayım. Olsun. Yine mi atayım daha? Şunu incele. Sayın takipçilerim, şimdi burada peynir yapıyoruz. Böyle. Neden bunu öyle yapıyoruz? Suyu içinden çıkması için, değil mi? Evet. Peynirimizi kestik şu an. Biraz bekleteceğiz. Evet. 15 dakika kadar inşallah. Tekrar sizinle paylaşacağız. Bu şekilde suyu çıktı peynirimiz. Şimdi poşete boşaltacağız. Sen benimle koşmana dur. Dur. Bırak. Sen sert tut, tut kotmuş olsun. Taşın boyu.
Orası daha farklı, en iyi olmuş bir şey. Bir şey olmaz. Taşın boyutuna göre. Şimdi peynirimiz aşama aşama sizlere paylaşıyorum. Buradan uyanmadır. Evet. Yavaş yavaş, tekli tekli. Yat olsun. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Tamam, bırakayım. Aslında mermek kestiriyoruz. Mermek. Böyle şu an. Daha çabuk gidiyor. Sen kalın istedin de kalın etsin. Sen bakın da getir. Ya Allah. Geçme değil mi? Getir. Getir. Şeylerin hemen içine. Temizler. Buyurun. Şimdi sayın takipçilerim, şimdi peynirimizi keseceğiz. Peynirimize bu taşı biliyorsunuz taş koyduk. Ve şu an peynirimizi suyu gitti. Şimdi peynirimizi keseceğiz. Allah izin versin inşallah. Şöyle. Şimdi peynirimizi ne yapıyoruz? Diğer işleme geçtik. Peynirimizi böyle bu şekilde doğruyoruz. Bu hakiki Hatay peyniri. Esas gerçekten hakiki Hatay peyniri böyle yapılıyor. Hani büyüklüğü o tercihe bağlı. İsterseniz büyük, isterseniz küçük de yapılabiliyor. Kesilebiliyor. Aslında bu üçe de bölünür. Sayın takipçilerim böyle künefe peyniri bu şekilde yapılıyor. O böyle künefe peyniri. Ama şimdi diğer yapacağımız işlemi o yaprak peyniri olacak. Şu an ben künefe peyniri yapmıyorum. Yaprak peyniri yapıyorum. Ama
Yaprak peyniri de künefeye olur ama asıl künefe peyniri budur. Bu şekilde. Şöyle ufak da kesebiliyoruz. Bu peynir bu şekilde yenmez aslında daha. Yenecek durumda değil. Çünkü bu mayası var bunun. Bir de süt tabii ki kaynamamış. O yüzden bu bir sürü işlemlerden geçiyor. Ben hani ben eşkitmediğim için ben ocağın üstüne koyayım. Annem. Tam sen işte oğlum işte. Çekil çekil sen. Biz ocağa koymayız bunu yenge babayla yapacağım. İşte ben yapayım. Benimki süt, benimki tatlı yapabilirim. Koyarım. Şimdi bu peynirimizi ne yaptık? Kestik. Kaynar suyu buraya koydum. Kaynar suyu üzerine döktüm. Şu an bu peyniri iyice yumuşatıyoruz. Kaynar suyun içinde. Bu şekilde bastırıyoruz. Ve bu gerçek Hatay peyniri. Buna yaprak peynir diyorlar böyle. Şöyle. Şurada bastırayım da bu şekilde. Şöyle. Daha bir daha suya koyacağım. Eğer yumuşamamışsa teke suya koyuyoruz. Bu şekilde böyle. Biz şu an amcamgildeyiz ve peynirimi amcamgilde yapıyoruz. Ondan sonra böyle suya tuzağı bulayım bu şekilde. Tuzla bulayıp şöyle bir kenara atıyorum. Şimdi sanat tarifçilerin bunlar böyle yapmamızın nedeni peynirin içindeki maya bir de kötü suyu içinden arınması için onu bu şekilde bastırıyoruz ve böyle bir kenara koyup üzerine böyle tuzluyoruz böyle. Hatta peynirimiz künefe peyniri demiştim size. Şöyle sünen peynir. Şöyle tekrar suya koyuyoruz, tekrar söndürüyoruz böyle. Ama şu an ben künefe peynirine ihtiyacım yok. O yüzden sadece sizlerle paylaşmak için bu şekilde sünüyor yani bu peynir. Peynirimizi kestik. Buraya koyduk. Ondan sonra kaynar su üzerine döktük. Ve beklettik biraz peynirimizi. Ama erimeyecek şekilde tabii ki. Şimdi sanat takipçileri bu şekilde iyice basırdıktan sonra peynirimizi şöyle üzerine tuzu böyle bol tuz. Bunu ne yapacağız? Bunu tepsiye koyacağım.
Bu sabaha bekleyecek. Ve içindeki su tabii ki arınacak. Ondan sonra salamura yapıp kavanoza basacağım. Şimdi bunlar kaldı.